Özellikle sosyal medya üzerinde ve gazetelerin internet sayfalarında hakkımda böyle bir sürü şey var. Tabii sonunda çok mutlu olarak böyle Can Atak'la hakkında Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten soruşturma açıldı falan diye de böyle haberler yaptılar. Ben de dedim ki yani bunlara bir topluca bir şey söylemek lazım. Ben cevap vermek falan değil ha, durumu anlatmak. Kimseye cevap verecek halim yok ya da ay yani ben aslında öyle değildi de falan da demiyorum. Ama benim burada her zaman yaptığım üsluptaki bir konuşma, 2 yıldır hiç aklına getirmeyen bir troll ordusu, bir gazetecinin lan bu nasıl iş ya, bu adam Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor demesi üzerine alevlendirildi. Sonra üzerine ababam benzini döküp ateşi verdiler. Sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkımda Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açtığını duyurmuş. Şimdi bilemiyorum. Ben çünkü dün gittim adliyeye. Adliyenin kaleminde henüz hani o sorgu şeyi var birinci katta. Oraya sordum. Sonra çıktım bir savcılık makamında. Dedim ki böyle böyle yani benim bir şey vermem lazımsa buradayım hemen falan. Baktılar onlar da. Hayır şu ana kadar resmi bir şey olmamış. Ha acaba ne? Eski usul hani cemaattan kalma akılla gene biz ya medyaya önceden verelim sonra nasıl olsa toparlarız mı dediler. Bilemiyorum. Ancak önce isterseniz ya şu benim hakkımda tezvirat yaptıkları ama beni ekrandan almadan koyabilir misiniz arkadaşlar? Yani hani çünkü sanki yeni gibi algılanmasın. Yani benim yaptığım bir konuşma var. Her gün yaptığım tonda ve üslupta. Şimdi onu anlatacağım ama önce onu bir daha isterseniz izleyin. Yani bu yaydıkları vay efendim Cumhurbaşkanımıza hakaret. Bir, Cumhurbaşkanı geçmiyor orada ama onun belki cümlesi üzerine başlamış bir şey. Deprem yardımları. Her zamanki heyecanımla ya da işte öfkeli tavrımla ya da ne bileyim işte sohbet tavrımla anlattım. Bir onu koyabilir misiniz önce? Şuraya bak ya. Yani abi taş üzerine taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani İran'da olunca sınır o tarafta. Ama şuraya bak ya. Ondan sonra da ben deprem için biz onun kaç katını harcadık. Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız ya? Benim param ya. Ben paramı sormayayım mı ya? Benim param kardeşim. Benim param. Eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40 yıldır, 50 yıldır bu böyle. Yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyeti'ydi. Onlar yapmaz. Sen ne yaptın lan? 17 yıldır oradasın. Gene su basıyor. Gene sel basıyor. Gene yangında şeyde depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be. Şimdi buradan hakaret demişler. Sebep ne lan demişiz. Yani şimdi ben bunu ilk defa söylemiyorum. Şimdi bu troll takımı tabii troller seyretmiyor ama AKP'lilerin seyrettiğini biliyorum. Neden? Sokakta rastlıyorum çünkü. Ama ben size bunu defalarca anlattım. Ve çok sayıda AKP'li seyrediyor. En son hatta dedim ya bir fırına girdim. Dedi ki abi ya çok dedi şey yapıyorsun dedi. Yalan mı söylüyorsun? Ya tamam da işte hani böyle bazen bizi de aşağılıyorsun. Neden o cahil cüheler lafı var ya. Bazıları alınıyormuş ona. Ama diyorum ki kardeşim bak şahsi almayın. Ben bir kere şeyi söylüyorum. Yani diyorum ki cahil derken. Bunun maddi de şeylerini de koyuyorum. Ya eğitimi düşük, kültürü düşük. Geliri de düşük olunca yetiştirmiyor kendini. Ha efendim nice değerler çok yoksul insanlar arasından çıkmadı mı? Köy çocuklarından çıkmadı mı? Ayrı mesele. Ama ben kitlesel olarak diyorum. Ayrıca her tarafta her seferinde şunu da söylüyorum. Diyorum ki kitleler genelde cahildir zaten. Amerika'da da bu böyle. Fransa'da da böyle. Amerika'da da efendim İtalya'da da böyle. Almanya'da da böyle. Yani Almanya'nın da bayağı böyle söyleneni anlamayan eğitimi düşük çok insanı var. Ha bizdeki bu seviye biraz daha düşük. Bir de iktidar bunu olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyor diye anlatıyorum. Şimdi gelelim bu lanlı lunlu hikayeye. Şimdi arkadaşlar, izliyorsunuz. Ben sadece ve sadece bu programda böyle bir üslup kullanıyorum. Çünkü bu program benim daha önce yaptıklarım ya da katıldığım programlar gibi değil. Bu benim. Yani benim derken yani mülkiyet gibi söylemeyeyim. Şimdi tabii çok da dikkatli konuşmak gerekiyor. Mecburen tabii böyle şimdi yarın oluyor. Bay kanalın programına benim dedi filan. Değil. Burada ben konuşuyorum. Burada ilk başlarda böyle bir sabahları bir konuk falan. Fakat sonra sizlerden de geldi. Ya konuğu zaten seyrediyoruz. Bir sonraki programda da seyrederiz. Yani biz senin işte bu heyecanlı yorumların, işte güm güm söylemeni onları seviyoruz dediler. Bu böyle bir üslup oluştu. Şimdi bakın bu üslupta şöyle bir şey var. Doğru. Geçenlerde Merdan Yanardağ da dedi ki falanca üniversitedeydim. İşte hocaların hepsi seyrediyor. Çok şaşırdım dedi önce. Ya dedi ama dedi çoğu dedi açıp bakıyormuş. Çünkü merak da ediyorlar. Neden?
Bakın benim burada yaptığım önemli işlerden biri, diğer yerlerde pek konuşulmayan ya da konuşulamayan ya da konuşulmuyor. Onları söylüyorum. Ya da başka bir bakış açım var benim. Yani bunu bir üstünlük gibi falan söylemiyorum. Ama ben bunu şeyde de görüyorum. Mesela bazen dostlarımızla beraber, yani gazeteci olmayan. Mesela bir yere gittiğimizde böyle bir şey söylüyorum. Adam diyor, ya bunu diyor nasıl gördün? Mesela hepimizin önünde ama. Yani bir şey, ya diyorum ki bu, Allah Allah ne enteresan, bak bu bunu böyle yapmışlar falan. Bu bir mesleki bir şey. Şimdi o zaman benim burada tabii bir özgürlüğüm var. Bu kanal da bana bunu sağlıyor. Şimdi mesela ben aynı bu havadaki bir sohbet şeyini, programını ne bileyim Halk TV'de yapamadım mesela. Asla yaptırmadılar. Ve yapmaya kalktığım anda sonunda biraz ya yapmayın falan dediğimizde şak kapının önünde koydular. Yani mesela Halk TV'de yapamıyorsun böyle bir programı. Bunu işte Habertürk'müş, NTV'miş falanmış, CNN orada zaten olmaz. Çünkü onların başka bağlantıları var. Ama ben burada bu konuda özgürüm. Şimdi buradaki bu özgürlüğün verdiği rahatlıkla başka yerlerde kullanmadığım, yazımda da kullanmadığım, hatta kendi YouTube kanalımda da kullanmadığım bir rahat sohbet ortamı. Bu ara sıra hepimizin konuştuğu gibi hafif de böyle ara sıra da böyle hafif de kabadayım lan oğlum falan gibi. Fakat buradaki bu lanlar, lunlar ya da oğlumlar, evladımlar, bunlar bir hakaret, aşağılama, küfür falan değil. Zaten öyle olsa var ya, ben bunu 2 senedir, bakın tam 2 sene olmuş buraya geldim. 2 senedir ben her sabah, sabahın köründe buradayım. Daha doğrusu köründe kalkıyorum. 7'de, yani hayatın artık pek çok yerde çalışmanın başladığı bir saatte ben de buradayım. Bak 2 sene. Hani geçenlerde dedim ya İmamoğlu'na söylerken, kardeşim bak benim küçük kızım 7 yaşında, 5 yaşından bu yana sabah uyandığında beni görmüyor. Ha, bu işi ya yapacaksın ya da bu, ama ben şimdi burada benim öyle bir hakkım var mı? Yani gideyim de ya arkadaş ben çocuğum beni hiç görmüyor falan yapmaya, ben 3 gün gelmiyorum. Var mı? Hayır, yok. Yıllık bir izin dönemi, ki onu da tamamını zaten kullanamıyoruz. Yani kanal kullandırtmıyordan değil, yani bir sorumluluk bu. Yani 2 ay benim izin hakkım var. Ama işte 2 ayı kullanmaya kalkarsam olmaz, ayıp olur diye yapmıyoruz. İşte onu 15 gün filan, 2 hafta ayrılabiliyorum. Belki de bir kış ortasında 1 hafta daha ayrılırsın falan filan. Bu olunca o rahatlık içinde ben konuşuyorum. Zaten diyorum ya, bunu hakaret gibi algılasa insanlar, benim çoktan hakkımda sayısız dava olurdu. Bunu muhataplar da biliyorlar. Yahu kardeşim ben diyorum ki askere, lan diyorum aynen bak böyle, ya anlamıyorum lan ben bu paşaları diyorum. Şuradan şuraya gidemiyoruz. Şimdi adam bunun hakaret olmadığını anlıyor. Görmüyor mu? Yani Milli Savunma Bakanlığı'ndaki en azından basını izleyenler bunu görmüyor mu? Açmaz mı? Çünkü farkında. Ha, zorlarsa açar, bak onu söyleyeyim. Zorlarsa işte şimdiki gibi böyle birisi alıp hiç seyretmeyen bir sürü cahili, cühela, troll, paralı troll. Onlar seyretme, vay lan sen Cumhurbaşkanımıza nasıl hakaret edersin falan diye. Ama bunu programı izleyen, gören farkında. Şimdi ben köşemde de yazdım. Bir kere bir, vallahi dememiştim de ben o kastım falan değil. Ben burada kendimi bir, önce muhatapların, iki, beni izleyenlerin insafına bırakıyorum. Benim kullandığım üslubun hakaret olmadığını. Ama şunu çok duyuyorum ve rahatsız oluyorum. Ya ne olur, çok korkuyoruz sana bir şey olacak diye. Ya niye olsun diyorum kardeşim. Bak ben yalan söylemiyorum. En önemlisi o. Yalan söylemiyorum. Operasyon çekmiyorum. Abartmıyorum, çarpıtmıyorum ve en önemlisi hakaret etmiyorum. Bakın söylüyorum size, hakaret etsem anında gelir. Bu çok zorlama bir olay şimdi. Ne olacak bilmiyorum. Şu ana kadar bir soruşturma yok ama hani çok merak eden ya da ay Can Bey de mi gidecek diyen var, söyleyeyim buradan bir şey çıkmaz. Normalde çıkmaz. Ha, zorlarlar, hakaret davasından açar. Ondan sonra da belki sarayın avukatları derler ki biz tazminat açıyoruz. 50 bin lira istiyoruz, 100 bin lira istiyoruz falan diye. Onlar olabilir. Ama şunu asla, hani böyle görüyorum gene o troller, şimdi sen nasıl yavşarsın falan, bir de böyle laflar var ha. Bak nasıl ağlayacak, ağlama sakın ama bilmem ne filan. Bu yok. Ben bu üslubu kullanıyorum, kullanmaya da devam edeceğim. Çünkü neden? Bu sabahın benimle birlikte oluşmuş bir lezzeti. Ha, ben bundan rahatsız olan var mı? Ha, ben ona bakarım.
Bugüne kadar bir ya da iki kişi çıktı. Kardeşim sen böyle lan lun dedikçe ben televizyonu kapatıyorum. Yani ya bir kişi çıktı ya iki kişi. Ha bu iki kişi çıktı, ben bunu 50 ile çarparım. 100 olur. Hani bana ulaşmayan, kendi kendine kızan. Ama şunu görüyorum. İnsanlar bu samimiyeti görüyorlar kardeşim. Onun için ve ama en önemlisi muhataplar görüyor. Milletvekilleri görüyor, bakanlar görüyor. Ne bileyim sivil toplum kuruluşu, medya. Ya Ahmet Hakan'a neler söylüyorum. Değil mi? Bak arada bana diyor ki her zaman bağırarak, o da bana laf çakıyor. Diyor ki her zaman bağırarak. Ama o da biliyor. Hakaret etmiyorum. Ha ama söylüyorum. Ya diyorum ki oğlum soyadını niye kullanmıyorsun diyorum. Oğlum diyorum. Evladım diyorum bazen. Kardeşim diyorum. Bunlar konuşmanın içinde. Onları ben seçmiyorum. Bazen kendiliğinden geliyor. Fakat şeye gelelim şimdi. Arkadaşlar bu yazılara geleceğim de. Şimdi mesela Tayyip Erdoğan. Şimdi hakaret deniyor değil mi? Ya ama Tayyip Erdoğan özellikle Türkiye'nin önde giden en tepesindeki adamı değil mi yani? Hepimiz arkasındayız. Şimdi 3 tane videomuz var arkadaşlar sabahleyin. Demişler ki yani hani abi dediler Tayyip Erdoğan'ın lan dediği şeyler var. Şu onları bakın bir seyredin. Bakın ama baştan söylüyorum. Yani bak Tayyip Erdoğan da söyledi diye değil. Şimdi bak hangi üslupta ve nasıl söylüyor bakacağız. Kimi denize döküyorsun ya? Türk oğlu Türk'ünü denize dökeceksin. Yunan mı ulan bu? Neyi denize döküyorsun? Henüz operasyona başladığımız bir yerde şunu uydurdular. Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bir bölgeye önce roket atıp ardından Türkiye sivilleri bombalıyor diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Lan bombayı atan sizsiniz. Füzeleri atan sizsiniz. Terbiyesiz. Şimdi dikkat edin. İki tanesi bizim vatandaşlar. Üçüncüsü de işte Suriye şeyi. Şimdi bak cümlenin girişine geldiği zaman böyle biraz hafif de böyle halk ağzıyla falan konuşan lan oğlum bombayı atan sizsiniz diyor. Şimdi benim de dedim lan ne yaptın diyorum. Şimdi boşver, şeyi zorlamıyorum yani kendimi böyle ya ben aman ha filan değil. Davayı açarlar burada anlatırım. Fakat şimdi burada tabii anlatınca bir takım savunmalar tabii yapılabilir. Mesela bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan için yapıldı bizzat. Onun görüntüleri var mı arkadaşlar? Yani ekran görüntüleri varsa öyle bir şeyler sabah konuştuk ya. Mesela Tayyip Erdoğan için hani lan dedi diye böyle sosyal medyada vay efendim nasıl? Orada tabii hakaret diye değil de bir cumhurbaşkanı lan der mi? Abi diyor. Başından beri zaten Kasımpaşalı diye övmüyor muydunuz hepiniz? Onun için ama şimdi bak Erdoğan kullanınca lan'ın ne anlama geldiğini bak nasıl anlatıyorlar. Mesela burada ne diyor? Bilmeyenlere duyurulur. Orta Asya'da Türk yayıncılarına ulan kelimesi oğlanın eş anlamlısıdır. Bakar mısın delikanlı? Bakar mısın ulan? Yani delikanlı. Ulan baksana. Çünkü bak biz çocukken de çok ulan lafını kullanırdık. Arkadaşına hitap ederken ulan der. Ağza yapışmış bir şey. Ha bunu resmi ortamlarda insanlar kendilerini frenler. İşte bir tek bu programda. Bak söylüyorum yazılarımda, başka televizyon konuşmalarımda ya da burada ya da başka bir programda katıldığım tartışma programlarında bu üslubu kullanmadım. Ama heyecanlı konuşurum. Benim özelliğim o. Bana evde de kızıyorlar. Ya niye bağırıyorsun diyorlar. Ya bağırmıyorum diyorum. E bağırıyorsun işte diyor. Ya ne bileyim ben öyle konuşuyorum. Ben metrobüste de böyle konuşuyorum ama konuşmuyorum ki hiç. Ha, öyle konuşamıyor değil, konuşuyorum tabii ama hani böyle çok da sakınmıyorum. Bu üslubu bilen biliyor. Bilen biliyor ve benim o konuda da bir şeyim yok. Efendim yarın davamı açarlar. Giderim, anlatırım. Ama şunu yapmam. Efendim ben ulan kelimesini delikanlı anlamına kullandım. Efendim ulan kim? Değil. Üslubum bu. Hakaret etmiyorum. Etmediğim de şuradan belli. Çünkü hani bir kere söylerim. Bak. Ulan kelimesini bir kere söylerim. Orada da derler ki aa bilmem değil abi. 500 kere belki söylemişim. Şimdi bu arada tabii şeyler var. Ben birkaç şeye çok canım sıkılıyor. Birkaç gazetecinin attığı tweet var. Mesela daha önce beraber çalıştığımız belli yetenekleri de olan ve benim de yönetici olduğum zaman çok destek verdiğim bir gazeteci. Neydi? Mehmet Ali Yula mı? Yok Mehmet Ali bir şey. Şeyde şimdi A Haber'de. Ya şimdi cahilce tweet atınca kızıyorum. Yani trollere bir şey demiyorum. Şimdi trollere geleceğim. Onlarla da ilgili zaten söyleyeceğim var ama. Mesela bir gazeteci diyor ki
böyle basın özgürlüğü olmaz. Yabancı İngiltere'de falan olsa bu adamı çoktan hapse atmışlardı diyor. Ya bir gazeteci bir kere bir, başka bir gazeteciyi hapisle, hapsedilmesi lazım dememeli. İkincisi, kardeşim yapmayın. Sen İngiliz medyasını, Amerikan medyasını, Fransız medyasını, Yunan medyasını falan izliyor musun? Ya Jimmy Fallon izleyin. Hiçbir şey izlemiyorsanız her akşam Trump'a neler yaptıklarını. İngiltere'de bu şimdiki başkana, neydi adamın adı? Bizim Türk'ten gitme ya. Neydi ya çocuklar? Şeyin Johnson. Johnson'a. Boris Johnson'a filan. İngiliz medyasının yaptıkları falan. Yani fakat çok kolay geliyor. Böyle birkaç tane de AKP'nin ismi, belediye başkanı falan filan. Yani onların da böyle yani başka ülkelerde sıkımı İngiltere'de yap. Şimdi bu cehaletle baş etmek çok zor. Yani sıkımı bunu İngiltere'de yapmak. Bir tane de Cem Küçük vardı biliyorsun. Amerika'da olsa çöplükte bulunur derdi mesela. CIA bu türleri öldürüyor. Mesela Julian Assange'dan örnek veriyor. Ne yaptılar diyor kardeşim. Şimdi bak farklı. İktidardaki bir numarayı, iki numarayı, ne bileyim bilmem neyi eleştirmek, hatta hakarete varan sözler söylemekle devletin gizli bilgilerini çalmak ve açıklamak farklı. Şimdi Türkiye'de de aynı şey söz konusu olur. Yani üzerinde gizli yazan bir evra, devlet evranı alıp da fahiş edersen o başka bir şey. Ama burada iktidarı eleştiriyorsun. Efendim eleştirinin dozu da kaçıyor. Ki ayrıca lan kelimesini kullanan bir vatandaş, polisler dava ediyorlar. Ondan sonra da mahkeme beraat veriyor. Çünkü diyor ki yani vatandaşın bir, çok günlük dilde kullanılan, iki, bunun hakaret olmadığı falan filan. Fakat işte gazetecilerin bunu yapamazsın, İngiltere'de olsa mahvederler adamın cehaleti beni çok üzüyor. Çünkü sonuçta hani bir kısmı var, şimdi yandaş yalakalığa yatmışlar ama ya zamanında çalıştık kardeşim. Bak yüz yüze baktık çünkü ben artık çok eskiyim. Bunların hepsi önümden geçtiniz ya da birlikte çalıştık ya da benim yönetici olduğum durumlarda benim yöneticiliğimden yararlanarak programlar yaptınız, yazılar yazdınız, haberler yaptınız, manşet oldunuz. Şimdi yani bu şey böyle İngiltere'de olsa diye can sıkıcı. Fakat bir tanesi var ki abi ona hayretler içinde kaldım. Bu şahıs MHP milletvekili. Siz onu ismen söyleyince hatırlar mısınız bilmiyorum. Adı Cemal Engin Yurt. Cemal Engin Yurt. Nedir adamın özelliği? Uluyan milletvekili. Hani dağın başı ben işte bozkurtum falan diye. Şimdi bak diyor ki Cumhurbaşkanı onu da ona da göndermiş. Efendim bakın sizin için yaptım diyor. Cumhurbaşkanına sen ne yaptın lan diye hakaret eden Can Ataklı denilen lan. Sen ömrü hayatında millet için ne yaptın lan? İşiniz gücünüz hakaret, aşağılama, küfür haddini aştın lan. Edepsiz, hadsiz, çukur adam Recep Tayyip Erdoğan ülkenin Cumhurbaşkanı doğru konuşacaksın. Şimdi lan hakaret mi? Hakaret değil mi? Şimdi, bu da milletvekili çok açık. Arkadaş hakaretse bak sen bana 1, 2, 3, 4, 5 kere lan diyorsun. Yani bir şey diyeceğim. Bu milletvekili var ya ben buna şeyde üzülüyorum bunlara. Bu arkadaş mesela bir iki ay önce bir şey oldu beni aradı. Abi diye hitap ediyor. Bir şey de demiyorum. Bak ama şimdi söylemek durumda. Söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Bana diyor ki abi bu kanıda nadir gazetecilerden birisin. Sana söylersem ancak hani bunun hakkıyla şey yapacağını biliyorum diye aradı. Hatta ben de dedim ki ya dedim o arada ona Ulumayı sordum. O da ona ya abi işte öyle bir dağa çıkınca biz de aşka geldik falan diye. Şimdi şu tweet'i atıyor. Ya bu yani anlamıyorum size bu AKP ne verdi de bu kadar şey oldunuz? Onu da anlayamıyorum ya. Tuhaf bir şey yani. Ha bu bir de hani hakaret ediyorsun. Aynı hakareti bana yapıyorsun. Şimdi hakaretse bu da hakaret. Peki şimdi en tabii canımı sıkan bu troller. Troll dediklerim bakıyorum çünkü beni takip etmiyor. Programı da izlememiş. İzlemiyorlardı çünkü onlar başka, onlar paralı. Onlar bir ofiste oturuyor. Hani call center gibi onlar. Hepsinin takip ettiği isimler var şey olarak. Ya da birinden talimat geliyor, buraya saldırılacak, pasa saldırıya geçiyorlar. Şimdi adam farkında bile değil. Hepsi kendini milliyetçi sayan bir kere. İki, devletçi sayan. Bunların çoğunu gülüp geçiyorum. Fakat bir de küfür edenler var. Çok ağır küfürler ama. Yani hani burada bir tekrarlayamam, ekrana koyamam, biplemek de bile olmaz. Şimdi o zaman şunu görüyorsun. İşte bu cahil kafa, bu ilkel kafa, bu terbiyesiz kafa hep böyle çalışıyor iş. Senin onunu bununu al bilmem ne, o yani küçücük çocuk için bile söylemediler mi?
Yani bir ara işte bir televizyonda bir çocuğun böyle felsefe kitapları okumuş falan. Ondan bile bir nefretle doldular. Çünkü bu iktidar maalesef toplumda nefret ve kin tohumlarını çok attı. Yani her benim dışımda herkes çok kötü. O kötü. Ve bu sindi bazılarına. Bir de bunu tabii görev olarak yapanlar. Fakat şimdi şöyle bir şey yaptım. Geçenlerde hatırlayacaksınız bir yazı yazmıştım. Şeytanın aklına gelmeyecek bir yandaşın aklına geldi diye. Efendim bu ne yapmıştı biliyor musunuz? Hani ben de gülerek yazmıştım onu. Burada da anlattım size. Hakkında tweetler atmışlar. Küfür, kafir. Bu da bunların hepsini toplamış. 20 bin kişi ha. Az değil. 20 bin kişi avukata vermiş. Demiş ki bunlara dava açalım. Fakat şimdi biliyorsunuz bir uzlaşma diye bir şey var. Adam önce diyor ki efendim sizin böyle bir şey var. 5 bin liralık tazminat davası açacağız. Ama hani suçunuzu kabul ederseniz 2 bin liraya sulh olabiliriz. Hiç davayla da uğraşmayın. 5 bin liranız da gitmesin. Birçok kişi de buna aman abi ben şimdi bunların avukatlarıyla uğraşamam. Bu adamın arkasında saray var, şu var, bu var diye korkup veriyor. Ve hala daha devam ediyormuş. Dün çünkü adliyeye gittiğimde böyle biri zaten oradan uyandım ondan sonra. Dedi ki ismini ben söylemiyorum. Sonra söylediler ismini ama ben yazmadığım için gene ben tekrarlamayacağım. Ya onun hala o davalar devam ediyor abi acayip deyince aklıma geldi. Şimdi ben de dünden beri bana özellikle sinkaflı ana du 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 bu du dit dit yapanların hepsinin ekran kayıtlarını alıp IP adreslerini görülenleri kaydettiriyorum. Şimdi onu hukuk büromuz hepsini aldı. Vallahi kusura bakmayın aynı yöntemi uygulayacağız yani. Ben de diyeceğim ki yani dava açalım ama hani ne ben harç parasıyla uğraşayım ne de onlar yüksek miktarda bana para vermek zorunda. Bir de üstelik cezaya giriyor çünkü. Tam şey var. Kin, nefret ve hedef gösterme var. Bizim avukatlar şey yapacaklar. Onlarla uğraşacak. Yani sonradan sildim mildim falan demesinler. Kayıtlı. Ha efendim 20 bin değil. Onu söyleyeyim. Yani o bir arkadaş 20 bin demek ki ne çektiyse 20 bin kişi küfür etmiş. Benim daha 20 bin değil ama var. Onların hepsini de bu yöntemle bakalım bir şey yapmaya. Ben de aynı cinliği yapacağım yani kusura bakmasın. Bir de şeyi dikkatimi çekti tabii bu kin ve nefretle saldıranların aklılarındaki hep şu var. Bu adamı niye hapse atmıyorsun? Tutuklayın, yok edin, susturun. Hep bak şiddet, nefret, kin, atın içeri, dövün, sövün bilmem ne falan. Ya biraz ülkeyi sevin ne olur ya. Bak her sabah bunu tekrarlıyorum. Kötü bir şey yok. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kurucuyu sevin. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkın. Sizin için de iyi. Eğer bugünler ayaktaysan ve hani bizim reisimiz falan diye çok da övüyorsan o da bu imkanlardan yararlanarak oralara çıktı. Eğer orada oturuyorsa bugün beğenmediğimiz ama öyle ya da böyle hiç olmazsa Türkiye'yi ayakta tutmuş olan anayasa sayesinde orada. O sayede ülkeye hükmedebiliyor. O sayede sizler eğer biraz nemalanıyorsanız o sayede oluyor. Yani şu anda daha Türkiye din devleti falan olmadı. Yani karıştırmayın. Ben anlayamıyorum. Adam bana milliyetçilik diyor. Ben diyor, biz diyor, bayram, vatanımız, bilmem ne mi? Abdülhamit'in torunu. Abi bir dakika şimdi. Ya niye Keykubat'ın torunu değilsin de Abdülhamit'in torunusun? Hiçbirinizin aklına ne bileyim 1. Murat gelmiyor yani. 1. Mehmet gelmiyor yani. Niye mesela Abdülhamit'in torunu? Hep bu işte bu cehaletin sonucu ama. İşte o cahil cühela burada hiç izlemediği halde, benim ne olduğumu da bilmediği halde küfür kafir edip bir de suçluyuz. Mesela birkaç tane daha çok ilgimi çekti. Süleyman Soylu'yu da şey yapıyorlar. Bir tane şey yazmış ya. Komediye bak. Ne iş diyor bak ne iş? Bu adamdan korkuyor musunuz da bir türlü tutuklayamıyorsunuz? Bak adamın kafasına bak. Kendince o küçücük beyniyle bir de tahrik etmeye yani Süleyman Soylu. Korkuyor musun lan bu adamdan? O da zannediyor ki diyecek ki vay lan ben korkar mıyım canı takla. Atın lan bunu içeri. Kafa bu. Ama yazık. Ve ben hep tavsiyem şu. Ya bırakın. Bak Türkiye'de kutuplaşma falan yok. Türkiye'de bir kesim diğer herkese düşmanlık yapıyor. Erdoğan onun için eleştiriyor.